Nükleer silahların yasaklanması görüşmeleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük bir hayal kırıklığıyla başladı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın da aralarında olduğu 40'a yakın ülke görüşmelere katılmıyor. Birleşmiş Milletler'in konuyla ilgili temsilcisi genel kurulda şunları söyledi. Nükleer silahların varlığının sürmesi insanlık için hala varoluşsal bir tehdit oluşturuyor. Nükleer silahsızlanma konusunda ilerleme sağlanması ihtiyacı hiç bugünkü kadar acil olmadı. Washington yönetimi toplantılara katılmamasına gerekçe olarak özellikle Kuzey Kore'yi gerekçe gösterdi. Ailem için nükleer silahsız bir dünyadan fazla istediğim bir şey yok. Ancak gerçekçi olmamız gerekir. Kuzey Kore'nin nükleer silah yasağı anlaşmasını kabul edeceğine aramızda inanan var mı? İngiltere'de görüşmelerle ilerleme sağlanamayacağı görüşünde. İngiltere nükleer silahsızlanmanın yasaklanmasıyla ilgili müzakerelere katılmayacak çünkü bu müzakerelerle küresel nükleer silahsızlanma yolunda etkili bir ilerleme sağlanacağına biz inanmıyoruz. Nükleer silahların ortadan kaldırılması hedefini paylaşan Türkiye'de genel kuruldaki görüşmelere doğru yöntem olmaması nedeniyle katılmayacak.